Affedersiniz, merak ettim de çalan kimin kaseti? Bizim belediye otobüs şoförünün kaseti, yeni çıkmış. Hattı Erzurum Pasinler. Adı Recep Bahşin. Aslında bir belediye şoförü ama direksiyon sallamak dışında bugünlerde ikinci bir işi daha var. Evet, şoför Recep şimdi şarkı söylüyor. Arkadaşları da ona yardım ediyor. Pasinler'deki ufak bir müzik evinde bir kaset doldurdu. Meslek lakabı kasetinin de adı Balata Recep. Ama onunki zoraki şarkıcılık. Hanımın hasta oluşu, bir de maddi durumumuzun malum işte bozuk oluşundan dolayı işte bir kaset yaptım. Yaşama para yetiştirememiş şoför Recep. Tam 5 çocuk babası. Üstüne üstlük bir çocuğu şeker, karısı ise kanser hastası. Eşiniz sizin için çalışıyor, kaset doldurdu, hiç yapmadığı bir iş. Ne hissediyorsunuz? Memnunum. Balata Recep şimdi o mahalle senin, bu mahalle benim doldurduğu kaseti satmaya çalışıyor. Otobüsüne binenler onun hikayesini bilmiyor. Ama o gururla kimseye muhtaç olmadan yaşama dört elle sarılmaya devam ediyor. İşte Recep Bahşin'in otobüs şoförlüğünden ses sanatçılığına uzanan öyküsü. Belki de kim bilir sorumluluğunu bilen herhangi bir insanın öyküsü. Beril Gözülok, Kanal D, Erzurum Pasinler. Belediye başkanları istifa edip ayrılabilir, seçim yapılabilir. İl sözü verdiğiniz yerleri seçim rüşvetiyle her tarafı il ve ilçe yapabilirsiniz. Evet, il olmak için bekleyen ilçelerde şimdi bu konuşuluyor. İl olma formülü oldukça basit. Önce il olmak isteyen ilçenin belediye başkanı istifa edecek. Daha sonra da belediye başkanlığı için seçim yapılacak. Hükümetler de seçimi kazanmak için ilçeyi il yapacaklar. İl olmak istiyorsunuz değil mi? Peki, Yalova'yı kim il yaptı? Yalova'yı kim yaptı? Kimi seçim yaptı? Osmaniye'yi kim yaptı? Eğer gerekirse, olsa olsa burayı işe kim yapar bir söyleyeyim. Bu gelişmeleri gören Meclis İçişleri Komisyonu önlem almaya çalışıyor. Komisyon bu amaçla il ve ilçe olma ölçülerini belirledi. Buna göre il olmak isteyen ilçelerde nüfusun en az 250 bin olması, en yakın ille 100 kilometre uzaklıkta bulunması, kamu hizmet binalarının yeterli olması gibi özellikler aranacak. İlçe olmak için de en az 40 bin nüfus, en yakın ilçeye ve ile 20 kilometre uzaklık gerekecek. Oy kaygısıyla bu ölçülere ne kadar uyulur bilinmez ama politikacıların il ve ilçe vaatleri tüm hızıyla sürüyor. İşte son örnek ANAP Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'dan geldi. Kayalar 3 Kasım'da seçim yapılacak Çorum'un Hacı Hamza yöresine ilçe sözü verdi. Buranın ilçelik konusunu Türkiye'de bizim tesirli olacağımız, elimizde bizim imkanımızın olduğu ilk seçimde ilçe yapıp buraya gelip yine de bu kahvede arada böyle sandalyede de konuşma sözünü de ben veriyorum. Yağmur Ankara'da bir düğüne katılan İbrahim Tatlıses söylediği türkülerle herkesi coşturdu. Düğün boyunca ünlü sanatçının başına dolarlar yağdı. Düğün sırasında çekim yapan kameralardan rahatsız olan Tatlıses ilginç bir uyarıda bulundu. Demek ki müdahale etmiyorsunuz sevgili kameraman arkadaşlarım.